Ölüm yıldızının menzile girmesine 3, 2, 1. Türkiye'nin ilk ve tek Star Wars podcast'i olan Galaksinin Sesi'nin bir yeni bölümüne daha hoş geldiniz. Ben Oğuzhan Arslan ve bugün yanımda sevgili dostum Niko Fenerli var. Merhaba. Bir kutu açılışı videosuyla daha sizlerle beraberiz ve bugünkü misafirimiz yine Hasbro'nun Black Series serisinden Luke Skywalker X-Wing Helmet. Evet. Kutu yine klasik Black Series tasarımına sahip siyah bir kutu bizlerle beraber. Bu da yine ürünün aslında Hasbro'nun high-end ürünlerinden bir tanesi olduğunu bizlere gösteriyor. Bu ürünü Hasbro'nun Türkiye'deki ürünlerinin distribütörü haline gelen Dreamers'tan, sevgili Alp Kamacı'dan satın aldım ve koleksiyonuma dahil ettim. Bugün de sizlerin huzurunuzda ilk defa kutuyu açıyor olacağız ve ürünü inceliyor olacağız. Nikocuğum, kutuya baktığın zaman ilk izlenimin ne senin? Kutu klasik high-end ürün izlenimi, yani siyah zaten Black Series olduğu için. Bu arada Dreamers Black Series veya Collectible ürünlerin Hasbro distribütörlüğünü almış durumda. Kutu oldukça gördüğüm kadarıyla özelliklerini özellikle sıralamışlar. Bu üründe ses değiştirme özelliği yok. Daha çok savaş sesleri veya savaş efektleri duyma gibi ve LED değişik LED'lerle renkleri değiştirme özellikleri var. Güzel görünüyor fotoğraftan. Eskitilmiş bir havası da var. Evet. Açıp bakmakta fayda var. Değil mi? Boyama teknikleri falan baktığımız zaman. Başlamadan önce bir fiyatından bahsedelim istersen. Edelim. Ürünün fiyatı Türkiye'de 1100 lira. Yurt dışındaki satış fiyatı ise 100 dolar. Ama özel durumlarda 80 dolara kadar düştüğünü gördüm. Amazon'daydı galiba. Amazon'da, evet. Ya maalesef ülkemizin ülkemizdeki satış fiyatı biraz daha yüksek kıyasladığın zaman, yurt dışına kıyasladığın zaman maalesef biraz daha yüksek kalıyor. Ama tabii şeyi düşünecek olursan, hani dolar kuru, bu boyutta bir kutunun Türkiye'ye gelmesi, vergisi vesaire. Yani çok büyük uçurum yok ama tabii biraz fark var. Şurada bir yer daha var galiba. Yok, orada yokmuş, baktım. Hah, okey. Tamam. O zaman açalım. Açalım. Kutuyu açtık. İlk etapta bizi ne karşıladı? Helmet'in tepesi. Tepesi bizi karşıladı. Bakalım bu da demonte mi çıkacak? Çünkü genellikle bu Black Series ürünler, yani daha doğrusu helmet'lar demonte olarak çıkıyor genellikle. Stormtrooper helmet da öyle. Şöyle yine poşetinden tutar vaziyette çıkartıyoruz. Bu tek parça çıktı. Bu tek parça çıktı. Kutunun içerisinde de başka bir şey kalmadı bu arada. Muhtemelen el kitabı, montaj veya diğer detaylar içindeki, evet. İçeriden padding. Padding çıktı. Bu da güzel bir detay. Ya tabii bu tip helmet'te padding'in olması çok önemli. Çünkü direkt helmet'in önü açık olduğu için içinin hoş görünüyor olması gerekiyor. Doğru. Bir de kafaya da batmaması gerekiyor. Yani helmet'i kafanıza geçirdiğiniz zaman günün sonunda plastik maddeden yapılmış ürünler bunlar ve teninize değdiği zaman ve uzun süre kafanızda tuttuğunuz zaman can yakma potansiyeli gerçekten çok fazla. Hemen dikkatimi çeken o eskitilmiş boya etkisi. Evet. Eskitilmiş boya, hani şöyle bir tabir vardır ya, bu bilgisayar oyunlarında silah skinleri, giydirmeleri, evet, deriz. Onlar da bu skinlerde derece derece ayrılır. Bu battle damaged, hani savaşta zarar görmüş diye bir tabir de vardır. Tam onu andırıyor. Gerçekten çok fazla çatışma görmüş bir helmet gibi duruyor şu anda. Luke'un helmeti değil mi? Luke'un helmeti, evet. Vizör inip çıkmıyor zaten. Şeyde orijinal üçlemede vizörler inip çıkmıyordu. Evet. Ama gerçekten vizör ve içerideki detaylar da hoş. Hoparlörlerin üzerinde yanlış görmüyorsam AC logoları var. Onlar için de güzel detay. Şu paddingleri açalım. Paddingleri açalım. Mikrofon detayı gayet güzel. İstediğin gibi ayarlayabiliyorsun. Herhangi bir elektroniği yok. Sadece görsel olarak görsel konulmuş. Olarak konulmuş. Bir orada de bir detay var. Çenelik parçası var. Şöyle paddinglerle beraber çıktı. Böyle miğferin sabit bir şekilde durmasını yere şöyle takıp, evet, herhalde şey yapabileceğiz. Bunlar nasıl oturuyor diye merak ediyorum ama
Muhtemelen giydiğimiz zaman içine yerleştiriyor olacağız onları. Nasıl yapışacağını bir el kitabına bakma zamanı geldi. El kitabına bakma zamanı. Şuradan bakalım. Evet, içinde cırtlar var. Yani velcro denilen şeyler var. Malzemeler var. Doğru yönde yapmaya çalışıyorum. Bu arada pil haznesinin yerine bakabilirsen onu da yavaş yavaş yapmaya çalışalım. Pil haznesi görünen o ki şurada. Evet, şurası galiba. Evet. Helmet'in şu tarafında ufak bir kapak var. Oraya pil haznesini. Ben de onu açmaya çalışayım. Padding tarafında gerçekten şeye, detaylara bayağı önem vermişler. Hani deri değil ama güzel bir kumaştan yapılmış. Ben de şu şeyi çıkartmaya çalışıyorum ama acaba şöyle kanırsam mı? Tamam. Dedim. Evet. Evet, tornavidayla açmak gerekiyor. Tornavidayla onu açmak gerekiyor. Bu tip ürünler özellikle Hasbro tarafından çocuklar için de üretildiği için güvenlik detaylarına çok dikkat ediliyor. Hı hı. Bu çeneliği de takmamız gereken yerler de gösterilmiş bu arada. Evet, çenelik yukarıda galiba klipslerle takılıyor. Evet, orada çenelik plastik mi? Çıt çıt yerleri var. Çenelik plastik. Altından şu siyah lastik bir parçayla şey ayarlamanıza olanak sağlıyor. O siyah parçada lastikte plastik parçanın dışından geçiyor. Şurada yanlarda şey yerleri var. Tamam. Önce onu takalım istiyorsan. Bence evet, bence de onu önce bunu takalım. Tamam. Evet, tamam. Sonra da öbür taraftan bunu takalım. Şey, Stormtrooper helmeti parçalanmış şekildeydi ama evet. Onun montajı bundan daha kolaydı. Onun montajı bundan çok daha kolay. Orada 3 parçayı birbirine takıyorduk resmen. Bu biraz daha zahmetliymiş. Evet, umarım paddingleri de doğru takmışımdır. Bir şey atladık mı diye bakıyorum. Şu anda doğru. Evet, şu anda doğru gözüküyor. Şimdi şöyle kenara alalım. Takabilirsin aslında. Niye sen tak abi? Bir dene. Belki seni 501'e gelmedin. Belki Asi Lejyonu'na gelirsin. Bir X-Wing pilot olursun. Şuradan galiba aktivasyon düğmesi var. Bir deneyim. Evet, bir dene bakalım. Yakıştı. Nasıl? Bunun ayarı var mı? Var. Kenarlardan çekilebiliyor ama galiba şu anda içeride kaldı. Neyse, o önemli değil. Şuradan rahat mısın? Rahat. Özellikle padding çok hoş, yumuşak olmuş. Alanı, hareket kabiliyetini sınırlandırıyor mu? Sınırlandırmıyor, hayır. Tabii şuralı vizörün tam böyle yani açılı kısmına geldiği için net göremiyorum. Belki biraz daha öne koymam. İndirmek gerekebilir. Düğmeye basıyorum, çalışmıyor. Çalışmıyor bu arada. Şimdi onu pillerim da sebebi muhtemelen arkada, arkasının içinden bunu açmamız gerekiyor. Açmadık. Ha, şurada bir düğmesi var. Düğmesi var. Şu anda açtık. Bir daha deneyelim. İçeriden ses geliyor, evet, şu anda. İçeriden ses geliyor. Bu helmet'in özelliği dışarıya ses vermiyor. Aslında içeriye daha çok ses veriyor. İçeride 3 tane hoparlör var. Aha. Ve değişik savaş konfigürasyonlarında Yavin ve Hoth savaş konfigürasyonları. Efektleri duyuyorsun. Hoparlörler bu arada iki hoparlör sağ ve sol tarafında helmet'in. Son hoparlör ise tepede. Evet. Şu anda sesleri duyuyorum. Hı hı. Yine de çok güçlü sesler değil. Evet, şu anda muhtemelen Hoth savaşından savaşı ses duyuyorum. Şuralarda da ledler olması gerekiyor. Farkına varıyor musun? Evet. Ve tamamen filmden sekansı çalıyor. Yani hı-hı, sadece efektler değil, konuşmalar, telsiz konuşmaları falan da duyuyorum ben şu anda. Şu an ben de duyabiliyorum. Aslında dışarıya da güzel ses veriyor. Veriyor mu? Evet, biraz ya şey de olsa, ufak bir tını halinde de olsa duyabiliyorum şu anda. Şeyler, özellikle ateş, işte blaster esnasında blaster, ledler hı-hı, yanıp sönüyor. Bir daha deniyorum düğmeye basarak. Değişti şu anda. Şu anda değiştiremiyorum. Evet. Ledler tam gözün şu hizada parlıyor. Muhtemelen yukarıdan uyum sağlanmış.
Yani aslında güzel bir oyuncak. Hı hı. Yani koleksiyona katmak için bence gayet güzel bir ürün. İçindeki detaylar çok güzel. Değil mi? Şu şey şu paddingleri koyduğumuz yerin altındaki şu desen, bilmiyorum, benim hoşuma gitti bayağı. Evet, bayağı hoş detaylar var. Boyamaya dönün. Boyamaya ne diyorsun Niko? Boyama şey gerçekten o eskitme etkisini güzel vermiş. Malzeme de oldukça malzeme sert. De sert. Kolay yamulacakmış gibi gözükmüyor. Evet. Hani koleksiyonda vitrinde koymak için de gayet hoş. Hı hı. Hani eğlenmek için de, sesleri duymak için de gayet başarılı güzel, bir ürün değil mi? Ürün. Evet. Daha önce elimizde hiç 500 pardon AC lejyonuna uygun bir helmet görmedik değil mi? Görmedik elimizde yok. Elimizde yok. Tam bir kıyaslama yapamıyoruz ama şu haliyle filmdekine çok benzediğini söyleyebiliriz. Evet. Filmdekine gerçekten çok benziyor. Hani çok böyle göze takılan, ben aa bak filmde aslında şöyle, bunda böyle evet olmuş dediğim bir fark ben göremedim. Filmde aslında Luke'un o vizörü indirip kaldırdığını hiç görmedik. Hiç görmedik. İndirip kaldırdık. Belki hani şey olması açısından, ufak böyle bir hoşluk olması açısından belki bu vizör oynayabilirdi ama hani çok da hareket kabiliyeti de yok aslında Miğfer'in filmde içine baktığımız zaman. Kaldığım, yani bölüm 7'deki X-Wing'lerde galiba kalkıp inliyordu. Evet. Bunda öyle bir şey yok. Yok. Bunda öyle bir şey yok. Zaten şey hani 1977'deki teknolojide de onu yapamadılar şey, muhtemelen. Şey güzel, pil haznesini güzel saklamışlar. Güzel saklamış. Çok belli olmuyor. Biz de zor bulduk zaten. Şeye bakmak zorunda kaldık. Yani normal şartlarda insanların zaten el kitabına bakması gerekiyor. Bakması gerekiyor, evet. Evet. Evet, ürün bu. Fiyatından da bahsettik. Tekrar hatırlatalım. Türkiye'de 1100 liraya bu ürüne sahip olabilirsiniz. Dreamers'ın Kadıköy'deki dükkanına uğrayabilirsiniz ya da dreamersfigure.com adresinden, internetten sipariş vererekten bu ürünü satın alabilirsiniz. Stormtrooper'a göre bir tık daha pahalı. Evet, Stormtrooper'dan 100 lira daha pahalı. Ama şeye bakılacak olursa anlaşılıyor. Yani bunları yan yana koyacak olursan yani daha fazla detay var bunda çalışılmış. İşte boyama detayı var, içindeki padding detayı padding var. Detayı var. Stormtrooper'da öyle bir padding yoktu. Sadece kafaya bağlayacak bir bağ, kemer gibi böyle kemer gibi bir şey, evet, vardı. Kemer gibi bir şey vardı. Güzel bir ürün. Benim hoşuma gitti. Benim de hoşuma gitti. Almadıysanız bence alın. Koleksiyonunuza koyun ve güzelce sergileyin. Ha, etkinliklerde giymek isterseniz de etkinlikte giymek için de gayet müsait bir ürün. Etkinliklerde de bununla şeyi bilmiyorum. Padding iyi sıkıştırıyor. Kafana iyi oturuyor. Bir süre sonra seni çok ısıtabilir. Ya o bütün miğferlerde evet maalesef olan bir sorun diyelim. En azından nefes almakla ilgili sıkıntı yaşamayacaksın. Evet, önün açık. Burnun açık. Yayınımızın sonuna geldik arkadaşlar. Bugün yine bir kutu açılışı videosuyla sizlerle beraber olduk. Bizleri YouTube, iTunes ve CastBox platformları üzerinden takip edebilirsiniz. Abone olmadıysanız halen kanalımıza abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Beğendiyseniz beğenmeyi de lütfen unutmayın. Yorumlarınızı, düşüncelerinizi, kutu açılış videolarının devamının gelmesini istiyorsanız bunları da, bu dileklerinizi de yorum alanına aşağıya yazabilirsiniz. Bunun haricinde Facebook ve Instagram hesaplarımız da her zaman aktif. Bizimle ilgili güncel gelişmeleri de bu platformlar üzerinden öğrenebilirsiniz diyerekten güç sizin de olsun. Güç sizin de olsun.